Merhaba sevgili 12E sınıfı. Çözümlere kaldığım yerden devam ediyorum. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birleşik sözcük oluşurken bir ünlü düşmesi gerçekleşmiştir? Ünlü düşmesi sorulmuş fakat nerede? Birleşik sözcüklerde sorulmuş. A şıkkında inanılmaz biçimde gönlü bu şehirde kaldı. Burada bir ünlü düşmesi var çünkü kelimenin kökü arkadaşlar gönül. Fakat bu kelime birleşik sözcük olmadığı için cevap A olamaz. B şıkkı en yakın arkadaşına devretmişti masadaki yerine. Çemenin kökü tabii ki de devir ve etmek eylemek olmak yardımcı eylemiyle kurulmuş bir birleşik sözcük var burada. İ sesi de arkadaşlar unutmayın burada düşmüştür. Ünlü düşmesi gözüküyor cevap Bursa. Diğer şıklara da bakalım. Her şey öyle yeni ki burada beynin tazelenir. Beynin ama birleşik sözcük değil. Biliyor musun şehrin caddelerinde ruhunu bıraktı. Şehrin ama birleşik sözcük değil. Kolunu kaldırırsan bütün sihri uçar gider. Burada da ses olayı var fakat sihri sözcüğü bilişik sözcük olmadığı için cevabımız arkadaşlar Bursa'dır. 15. sorunuz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz düşmesine örnek bir sözcük kullanılmıştır? Ünsüz düşmesi hatırlayın D ve K seslerinde olacak ve YGS'de daha çok K sesi sorulmuştu bize. Bakalım ömrüm İstanbul'da rüyada, rüyada gibi geçsin. Ömrüm burada Ü sesi düşmüştür. Bize ama ne sormuştu soruda? Ünsüz. Ü sesi ünlüdür. O yüzden A olamaz. B. Sevmeyi senin sözlerinden öğrendim. Ses olayı yok. Ne yapsam, ne eylesem çilem dolmuyor. Ne eylesem. Burada bir orta hece düşmesi var. Ne eylesem. Ünlü düşmesi. Boğaz kıyısında bir büyük sofradır, sofradır gönlüm. Burada Ü sesi düşmüş. E seçeneğinde sıcacık özlemim at koşturuyor zamanda. Kelimenin kökü arkadaşlar. Tabii ki de sıcak, sıcakcık diyemiyoruz. K sesi düşmüştür. Cevap Edirne. 16. sorunuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kuralı örnek bir kullanım vardır? Kuralı bakalım. Bazı sözcükler küçültme eki alırken ünlü türemesi görülür. Küçültme eklerine bakalım. A şıkkında sen benim biricik muhabbetimsin hayatta. Küçültme ekimizi gördük. Ünlü türemesini sordu bize arkadaşlar unutmayın. Kelimenin kökü bir Cik ekini aldı. Küçültme eki tabii ki de araya ne gelecek? İyi sesi. O yüzden cevabımız Adana. Ne söylesem sevdiceğim. Burada yumuşama var. Yaşanmıyor senden ayrı küçükcük. Burada ünsüz düşmesi var unutmayın. Ufakçık ünsüz düşmesi var. Başka burada yumuşama var. Varılabilecek en son durak bıçak sattın. Cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Bir biricik. 17. sorunuz. Aşağıdaki hangisinde N sesi kaynaştırma harfi olarak kullanılmıştır? NSS hem kaynaştırma harfi hem de ikinci tekil iyilik eki olarak kullanılabilir. O yüzden tehlikeli deriz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Kaynaştırma harfi ile ikinci tekil iyilik eki olup olmamasına dikkat edelim. A şıkkında şu alemde bulamadım vefana. Bunun arkadaşlar kolay bir yöntem vardı. Kelimenin başına senin yazalım. Senin vefanı diyebiliyoruz. Bu iyilik ekileri arkadaşlar. Ne 2 O yüzden ne burada kaynaştırma olarak kabul edilemez. B şıkkında yeşil türbesini gezdik dün akşam. Kelimeyi incelediğimiz zaman arkadaşlar türbe, türbesi belirtmeye ki almış türbesini buradaki arkadaşlar ne sesi kaynaştırma harfi olur. Diğer şıklarda da aynı şekilde ben severim eller sürer safağını iyilik iki. Safadır senin uğruna bana can vermek senin uğruna. Be insafsız az mı çektim cefanı aynı şekilde iyilik o yüzden cevabımız Bursa. 18. sorunuz. Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi? Hem ikinci hem üçüncü kişiyi çağrıştıracak biçimde kullanılmamıştır. Yine değişik bir sorumuz. Bakalım. Yürürken kuru bir yaprağı eziyor. Sesini duyamıyorum. Ezildiğini göremiyorum. Şimdi ikinci ve üçüncü kişiye diyorsa arkadaşlar kelimelerin başına senin veya onun kelimelerini getirebilmemiz lazım. Burada getirebiliyoruz. Senin sesini duyamıyorum. Onun sesini duyamıyorum. Aynı mantıkla senin ezildiğini göremiyorum, onun ezildiğini göremiyorum. Senin yaptığını beğenmediğim için, onun yaptığını beğenmediğim için de senin yüzüne bakamamıştım, bakmamıştım, onun yüzüne bakmamıştım. Fakat E şıkkında arkadaşlar senin gelmesine diye bir söz kullanamayız ama onun gelmesine diyebiliriz. O yüzden sadece üçüncü kişiyi çağrıştıracak şekilde kullanılmıştır. O yüzden cevap edin nedir? 19. sorunuz. Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi görülmektedir? Bakalım. Etrafında dalgın uyuyan ve bu yanlış yazılmış bir kelime arkadaşlar. Hızlıca düzeltelim. Kelime ızdırap şeklinde yazılır. Izdırapla kıvranan bunu daha önce de derste görmüştük. Kelimenin kökü arkadaşlar kıvırmaktan gelir. Aradaki ı sesi düşmüştür. <laughs> ve o zaman baktığımızda cevap çıkmaz deniz olur. Ünlü düşmesi var. Devam edelim. Çehrelerin yerini, çocukluk yıllarımın saadetini yapan yüzler alıyor. Başka bir ses oluyor. Gözükmüyor. Cevap günü düşmesi. 20. sorunuz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yansıma sözcükleri yer verilmiştir? A. Dokunur denize şıp şıp martı kanatları. Arkadaşlar buradaki şıp şıp sesi yansımadır. Cevabımız Adana. Diğer şıklara bakalım. Yıllar yılı sahilde durup bekliyorum. Yansıma yok. Bir pembe ışıksın vuruyorsun camlara. Yansıma yok. Vuslatından hani bir saniye ayrılmayayım. Gözlerin çığı gibi baştan başa bir canlı resimdir. Cevabımız Adana şıp şıp yansıma sözcüktür. 21. sorunuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz değişimi olmamıştır? Hatırlayın ünsüz değişiminin diğer adı ünsüz yumuşamasıdır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Tabi burada öncülde de bir bilgi var. Biraz kafa karıştırılabilir. Burada sınavda da gelebilir. Sonu sert ünsüzle işte bitecek. PCTK ile bazı sözcükler ünlüyle başlayan bir e aldığından sert ünlü süzülmüş. Yani P -Ç -T K ile biten sözlerin son kelime harfleri ne olacak? BCDG'ye dönüşecekmiş. Bakalım hangisinde yoktur diyor ama. Kolunu Nihal'in okşadığı paltom çalınmıştı. A şıkkında arkadaşlar okşadığı kelimesinde biz gördük belki daha önce okşa, okşadıkı diyemiyoruz. K sesi yumuşak G'ye dönüşüyor. A seçeneğinde var yumuşama. O günden sonra çöpümüzü bile tek gecelilerde yumuşama olmuyordu dikkat edin. Çöpümüzü bile almıyordu. Almıyordu. Burada daralma var. Yumuşama yok arkadaşlar. Pencerenin yüksekliği 1 metre bile değildi. Yükseklik arkadaşlar. Lık 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 yapım eki burada. K sesi yumuşak G'ye dönüşüyor. Burada var. Odun kömür kırma işine de katlanacağız artık. Odun kömür kırma işine de katlanacak. Ecek, acak eki arkadaşlar. Dikkat edin. K sesi yine yumuşak G dönüştü. D seçeneğinde de var. Kaynak arkadaşlar. Kelimenin kökü unutmayın. Kaynağı diye bir kelimemiz yok. Kaynakı. Burada da yumuşama var. Cevabımız B seçeneğidir. 22. sorunuz. Yukarıdaki parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Adanın önü Adanın önü arkadaşlar hemen burada ulamamızı gördük. E seçeneğinde ulama var. Adanın önüne gemiler gelince keçiler kayalıkların üstüne dizilip seyire çıkıyorlar demiyoruz seyre burada ünlü düşmesi var gördük hece düşmesi de denir seyre çıkıyorlar onları gemiciler de derde deva şimdi kelimenin tabii ki de hepsinin köklerine bakın dikkat edin demiştim dert kelimesi derte demiyoruz burada o zaman ne var arkadaşlar ünsüz yumuşaması veya diğer adıyla ünsüz değişimi derde deva diye keçileri diye hızlı okursanız buradaki diyeyi göremezsiniz diye kelimesi arkadaşlar daha önce de söylemiştik derste demekten gelir ve e sesi dikkat ettiyseniz daraldığı ünlü daralması burada var diye keçidir yakalayıp götürüyorlar cevap Adana ünsüz benzeşmesi yani sertleşme yoktur. 23. sorunuz. Buna göre aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde kaynaştırma ile ilgili bir soru var. Hangisinde kaynaştırma yok. Kaynaştırmayı anlatmış bize. Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana gelmez. Yan yana ayrı yazılır. İki ünlü sesin yan yana gelmesini gerektiren durumlarda araya ne girer? sene girer. Bakalım. İlk keçiyi keser kesmez fırtına çıkıyor. Keçi kelimenin kökü belirtme ki geldi. Aradaki ye kaynaştırma harfidir. A da var. B şıkkı üstünde yılan uyuyan adamı büyü, büyülemişti. Kelimenin kökü uyumak. A ne, eki geldi. Y kaynaştırma. B de var. C de kuşun kanadının altında da olsam beni bulur. Burada da arkadaşlar var. Altı, altında çemberin kökü 6. D bulunma haleki geldi. Fakat burada değil. Şu kısma bakalım. Kanat kanadı. Kanadının iki tane I arasında arkadaşlar geldim C'de de var. Adamsa düzgün düzgün soluk alarak uyuyordu. Uyumak. Burada şimdiki zamanki geldi. Burada herhangi bir kaynaştırma yok. Ötedeki Çınar'ın altındaki kanepeye oturuyordu. Yönelme hareketimiz geldi. Kelime'nin kökü kanepe. Aradaki y sesi kaynaştırmadır. E şıkkında da var. Cevap denizli. 24. sorunuz. Yukarıdaki parçada numaralanmış yüklemlerden hangilerinde ünlü daralması vardır? Zaten altı da çizilmiş. Bir iki gün şehre gitse demir kıratı huysuzlanıyor. Huysuzlanmak. Burada bir ünlü daralması yok arkadaşlar huysuzlanıyor, tepiniyor. Tepinmek kelimenin kökü. Araya sadece iyi yardımcı ünlü girmiş. Bunlara dikkat edin. Yanına gidenleri korkunç bir öfkeyle ısırıyor. Isırmak kelimenin kökü. Araya yardımcı ünlü girmiş. Isırıyor. Tekmeliyor. Kelimenin kökü arkadaşlar. Tekmelemek. E sesi fark ettiyseniz i'ye dönüşmüş. Burada daralma var. Ve yem yemiyordu. Kelimenin kökü yemek. Olumsuzluk eki gelmiş fakat E sesi burada neye dönüşüyor? İ'ye. O yüzden cevabımız 4 ve 5 yani denizli. 25. sorunuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz türemesine örnek sözcük kullanılmıştır? Ünsüz türemesi daha çok arkadaşlar Arapça kökenli kelimelerde olacaktır. Bakalım. Aldığın hazdın başka bir hazza benzemediğini keşfedersin. Kelimenin kökü hazdır ve bu kelime arkadaşlar Arapçadır hazın diyemeyiz veya haza şeklinde söyleyemeyiz. Araya bir tane daha z sesini getiriyoruz. O yüzden cevap hazanadır. Diğer kelimeleri de bakalım. Mesela derste de görmüştük. Hazın his zan halletmek mesela bitişik yazılır. Bunlar arkadaşlar Arapça sözcüklerdir. O yüzden bunlarda ünsüz türemesi var. Cevap Adana. Diğer şıklara bakmıyorum çünkü yok. 26. sorunuz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde türetilirken ünlü düşmesine uğramış bir sözcük kullanılmıştır? Bu ses olaylarını arkadaşlar tehlikeli sorulardandır. Dikkat edin. Işıklara baktığımda ben hepsinde ünlü düşmesi gördüm. Fakat bir tane ışıkta türetilirken ünlü kaybı var. Bakalım. Saat 9 sularında inanılmaz bir özlem bağır mı derdi. Evet ünlü düşmesi var. Fakat arkadaşlar bu bağır kelimesi türetilmemiş bir kelime gelen ekler çekim ekidir. O yüzden A seçeneği elenir. Ve ateş nehrinde gençliğimin bir bahar gibi patladığın Ankara. Fark ettiyseniz kelimenin kökü nehir fakat kendisinden sonra gelen ekler çekim eki olduğu için bu da elenir. C seçeneğinde boynumda gül madalyonu şiirinde gök kuşağı oldun. Boyun kelimenin köküdür. Benim boynum, boynumda şahıs ekini almış, bulunma hal ekini almış. Dikkat edin bunlar çekim eki. O yüzden C'de edinir. Yani burada da ünlü düşmesi var aslında. D seçeneği. Aşkım ulaşılmaz bir pembe mektuptur. O uzak eski rüzgarlarında savrulur. Kemin'in kökü arkadaşlar. Savurmak. Savurmaktan savrulmak. Yapım eki geldi. Yapım eki geldiği için bu kelime artık türedi. Savurulmak şeklinde söylenmez de buradaki U sesi düşer. O yüzden cevabımız Denizli. E seçeneği benim önerilerim akla ve bilime dayalı miraslar kedilere paylaştırılsın. Kelimenin kökü akıldır. Fakat yönelme haleki gelmiştir. O yüzden bu da türemiş bir sözcük değildir. E şıkkı da elenir. Cevap Denizli. Verdiğim ödevin sonuna geldik. Yazım kurallarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.